Merhaba sevgili izleyiciler, ofiste yepyeni bir telefon geldi. Samsung'un J8 telefonu. Bu telefonu bize çok soruyorlardı. Evet. Sonunda ofisimize geldi. Bir Fenerbahçeli var yanımda. Özellikle Kaan Bey'i burada misafir etmek istedim. Çünkü Samsung'daki bu renk değişimi hakkında ne düşünüyorsun? Evet, özellikle bunu ben Note 9'da çok sevdim. Çok güzel görünüyordu. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım Note 9 aldı. Fanatik Galatasaraylı ama mavisini sevdiği için mavi aldı, kalemi de sarı. Hani çok sevdiği bir şeyin içinde şu an belki de çok büyük bir tezat yaşayacak. Ama burada ilginç bir şey var. Bak şimdi, sarı lacivert, Fenerbahçe teması var. Şurada renge bakıyorsun, siyah yazıyor. Eğer sarılı bir şey çıkarsa içerisinden gerçekten bizim için de bomba olur arkadaşlar. Evet. Ya Note 9 konusunda ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de Galatasaraylıyım. İşte ben Note 9'un ilk geldiğinde bende inceleme modeli sarı kalem ve böyle mavi değil mi lacivert. Yani mavi deniyor da aslında çok da mavi değil. Siyaha yakın böyle lacivert gibi ama bir şey. Ama bakınca sarı lacivert hissi var yani. Yani bana bayağı bir eleştiri geldi. İşte abi sen ne yapmaya çalışıyorsun falan filan diye. Samsung'un enteresan renk seçimleri var. Acaba bu kutunun içerisinde ne çıkacak? Şimdi evet, onu da göreceğiz. Çok bahsediyorum. J8 öncelikle fiyat bandını söyleyelim. 2000 liranın çok az üzerinde. Evet. Yani bu arada değişik fiyatlar var. Yani bunu 2600 lirada bulabiliyorsunuz. 2000 lirada bulabiliyorsunuz. Hatta 1999 falan onları da buldum. Evet, yani Türkiye'den. İnternet ve mağaza fiyatları biraz farklı. Biz de alternatifler de bulduk zaten onunla alakalı fiyatı yorumlarken. Ne diyorsun abi, ne çıkacak şimdi? Sarı lacivert diyorum artık ben buraya. Altta siyah yazıyor. Ne çıkabilir yani abi? Bize de... Ne çıkabilir abi? Valla sürpriz. Ben rengi hakikaten merak ediyorum. Sürpriz ne çıkabilir mesela? Yani şurada sarı lacivert Fenerbahçe görüp içeriden böyle ne bileyim kırmızı bir telefon çıkmasın da. Tamam. Şimdi bu kutuyu açmak için şiddet gerekiyor evet. Dostlar. Bu arada masada şöyle bir oyuncak var. Acaba bu keser mi? Zorlar. Deneyeyim mi? Dene abi. Ama bu oyuncak kırma ihtimalimiz var. Şurası sivri ama bir deneyeceğim bir arkadaşlar. Bir dene bakalım ne olacak. Bu kim bu arada? Bu şey Assassin's Creed'in böyle eziyor bir figürü. Eziyor mu? Hı-hı. Yani ilk Assassin's Creed. Abi çok kötü espri geldi aklıma da yapmayacağım ya. Yap abi. Yok hani yok. 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 Yap. Yok Ezio ile alakalı bir şey geldi. Bu arada Abi espri demişken ben aslında Onur'un bir esprisini anlatayım da burada bir yüzünü şeklini gerçekten çok merak ediyorum. Abi NASA'nın IP'sini buldum dedi. O nasıl ya falan dedim. Neymiş dedim. Nasip dedi. Kamerayı tutan arkadaş. Şahtamar neredeydi abi? Şurası değil mi? Yani bir an önce dikini kessem daha mı iyi olur? Abi saplayıp çekeceğim. Abi sen şu espri yap neyse onu yap. Abi eziyor ya hani böyle onu bunu eziyor gibi bir şey diyecektim de buraları kesebiliriz de. Hani. Abi niye espri yapmak zorundasın? Biz abi öğlen şey yapıyoruz böyle Onur ben Onuz şey Onuz yalnız Oğuz. Böyle bir şeyler yapıyoruz canımızı sıkmak için. Bu arada bir kanal vardı Soğuk Savaş'ta o kapandı. Biz yapacağız onu yakındır yani belli ki yapacağız yani. Arkadaşlar gerçekten ofisimiz değişik. Şimdi Ezio ile beraber açalım. Etiketi Ezio. Maaşı Ezio. Hadi bakalım yapıyor mu? Yok bu Ezio'dan bir cacık çıkmıyor. Biz gene her zamanki gibi. Evet abi gerçekten şimdi... şiddet. O tarafta da var mı? Olma ama hemen açıyorum. Buraya da bir şey. Temiz çözüm ya. Bu kestiklerinden korkanlar varmış. Niye? Abi yani... Anladığım kadarıyla iyi bir insana benziyorsun ama tek hamlede onu kesince hani geçmişte bir şey yaptın mı diye soranlar var. Yaptın mı abi? Evet abi ben malım. Kendim buradan ihbar ediyorum. Adam yaralama, gaz. Açıyoruz arkadaşlar. Bir kere Infinity Display bizi karşıladı. Samsung Galaxy J8'de Super AMOLED ekran Infinity Display Dual Kamera zaten burada da yazdılar. En öne çıkan özellikleri bu ama burada yazmayanlar da var. Biraz evet. Ben bunlardan da bahsetmek istiyorum. Jelatinli şeyle bir çıkartalım. Ha, olmuyor. Şuradan yandan alalım. Önce yandan. Şu iğmeyi de attık mı üstüne? Tamam. İğmeyi de atayım çalınmasın. Bir kere başımıza geldi böyle bir şey. Şuraya geri yapıştırayım. Hı. Öncelikle etkilendiğim bir şeyi söyleyeyim. Galaxy Note 9 kullanıcısı olarak abi arka taraf cam değil. Evet. Ya iyi ki de değil. Değil evet yani bir de fiyat bandı için cama da çok da gerek yok. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Diyelim ki cam olsaydı ne oluyor biliyor musun? Bak diyelim ki yüzey burası. Abi ben buraya koyuyorum. Abi. Kaldırırken. Ya var ya 5 derece bile eğim olsa yavaş yavaş kayıyor. Kayıyor. Abi. Çat diye düşüyor. O sırada da ufak ufak çizmeye başlıyor abi. Bir ya, de öyle bir sıkıntı var. Yemin ederim şunu gördüm ya. 10 dakika sürmüş abi kayması. 10 dakika sonra düştü. Bu aşağı gittim ne oluyor falan filan. Yani Note 9 düşmüş. Arka taraf cam değil. İki tane kamera gayet güzel konumlandırılmış.
Parmak izi okuyucusu da zaten kameraların altına konumlandırılmış. Bir şey söyleyeyim mi abi? Yani bu telefonun arka tasarımı neredeyse benim Pixel 2 XL gibi. Bakayım abi. Yani hem iz bırakmıyor. Heh, bir başka konu da parmak izi. Şu mat rengi de çok güzelmiş bu arada. İşte onu diyorum abi. Hem parmak izi al. Parmakla. Parmakla abi. Sen de parmakla abi. Oha bir tek seninkini mi kaldı? Ne var elinde? Kolonya zekmiştim herhalde onu. Kolonya. Emin misin kolonya olduğunu? Abi herifin... Bakayım. Adam bıraktı. Lütfen hijyen abi ya. Bana iz bırak. Kolonya bırak. Aslında hijyen. Abi şuraya ya. Kolonya ile kullanmayın abi. Buradaki mesajımız bu. Durum bu. Ben çok şık bulduğumu söyleyebilirim. Evet abi güzelmiş. Ben rengi çok beğendim. Siyah ama böyle çok da düz, yalın bir siyah değil. Gelelim ön tarafa. Ön tarafta Infinity Display evet var. Ama mesela bu teknolojiyi kullanan diğer modellerine, amiral gemisi modellerden bahsettim. Yani S9, Note 9. Tabii ki onlar gibi böyle ultra seksi bir görüntüsü falan kabiste yok. Ama şöyle arkadaşlar yani... Tasarım güzel, beğendim. Güzel. Bu bir dursun burada. Hatta bu bir çalışsın. Ha, tuşlara da bir bakalım. Yan tarafta. Hoparlör de yandı bu arada. Aa, onu diyecektim abi. A7 2017'yi de yapmışlardı bunu. Birkaç modelde daha var. Hoparlör yan tarafta. Hoparlör burada. O zaman böyle Arizona kertenkelesine dönüşmez mi abi insan böyle? İlginç bir kullanım verecek. Böyle yaparken falan. Tam böyle eski tip böyle radyodan maç dinleyen amcaların şeyi var ya, duruşu var ya. Hani bu o arada var ya onu... Ben Note 9'da da yaptım abi. Yani bir şey izleyeceğim şöyle yaptım yani. Ama bunun yan tarafta olması ilginç. Qualcomm işlemci var. Bak ona geleceğim. Bu enteresan bir olay. Orada alt ben tarafta. Micro USB mi gördüm? Evet. Evet micro USB. Üzdü. Alt tarafta bir micro USB girişi var dostlar. Kulaklık girişi var. Şuraya bir Type-C koy. Hani herkes nasiplensin ya. Evet. Burada bir micro USB girişi var. Yan o taraflara bakalım. SIM kart girişimiz burada. Abi şuradaki giriş ne ya? Biri hafıza kartı, biri SIM kart yalnız, girişi. Hafıza bayağı kartı şey galiba, kompakt flash. O ne abi, çıkartacağım onu ya. Hakikaten. Bu arada şey, Qualcomm işlemcisi abi dediğin gibi. Hı. Ve bütün Qualcomm'lu modellerde Samsung'un şu etiketi galiba zorunlu. Exynos'larda yani. Yok. Şuradaki bir etiket var. Burada Qualcomm yazıyor. Bu sadece Qualcomm işlemcili modellerde var. Onu belki Qualcomm söylemişti. Yani evet. Yaz bizi falan. Yaz bizi diye. Aynen. Ama olabilir. Şeyin üstüne Qualcomm yazmıyor bu arada. Kutuda. Kutuda yazmıyor değil mi? Yazmıyor. Arkasında sadece 8 çekirdekli işlemci var diyor. Vallahi şunu bir çıkartalım abi. Çok genişmiş. Kompakt flash çıkabilir abi ya da. Hafıza kartı, SIM kart. Öteki ne? Çift SIM kart desteğim var diyeceğim. Herhalde. Ama şöyle. Evet. Buradaki ikinci SIM kart yuvası nasıl kapatılmış çalışıyor? Gibi geldi bana. Evet abi ilginç. Bunu inceleme videosunda deneyelim. Şöyle anlayabiliriz. Kutuda tek bir tane IMEI yazıyor. Bitti o zaman. İkinci bir IMEI yok. Aslında bu o zaman şöyle. Çift SIM kart destekli. Ama bu kapatılmış. Acaba mesela ben bunu kırsam, kırsam ikinci SIM kart destekler mi? Ama şey IMEI tek. IMEI tek. Çok ilginç. Evet, ilginç bunu olmuş. Araştıracağız dostlar. Bunu araştıracağız. Doğruların peşinde olacağız. Bunu kapatıyorum. Efekt verdim yalnız. Çevirme efekti. SIM kart girişini de kapatıyorum. Ses açma kapama burada. Bixby tuşun yok. Yok. Hayır olmaması güzel bir şey. Evet ya. Abi buraya daha ne koyacaklar ya? Baksana. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Şu malzeme kalitesi ve basma hissiyatı da... Basayım mı? Lütfen. Güzelmiş. Gerçekten başarılı. Şimdi telefonumuz açıldı. Güç tuşuna ve ses artırma tuşuna hızlıca basın. Tamam. İhtiyaç duyan hani engelli kişiler için evet. Güzel bir olay bu. Türkçe başlangıcı hızlı bir şekilde yapalım. Bak herkes yukarıdakini tümünü okudum diyor da bak pazarlama bilgileri. Ben onu kapatıyorum. Aynen kurulumu kapatın arkadaşlar size tavsiyemiz bu. Çünkü o kadar şeyleri teslim etmeye gerek yok. Hayır teşekkürler. Ha, yüz tanıma da varmış. Bu arada güzel. Yüz tanıma arkadaşlar. Güzel. Hakikaten güzel. Diğer. Abi şu kurulum aşamaları sıkıyor değil mi bir yerden sonra? Ya ne olacak ama önemli değil ya. Sıfır telefon alan bir insan için bu böyle çok heyecanlı zaten. Ha, Bixby varmış galiba. Ama yazılımlı yani tuşsuz. Şöyle kadar. Bu Samsung account. Evet. Bunda Bixby. Bir bakalım var mı göreceğiz. Bakacağız. Telefon kuruluma hazır arkadaşlar. Ekran bu. Ekranın kalitesi fena değil. Güzel bir ya, ekran Samsung'da var. Samsung'un zaten abi kendi paneli. Şöyle bir full parlaklık açtığımızda ne olacak onu merak ediyorum. Şu an arkadaşlar görüntü biraz patlayabilir size. Ama en azından full parlaklığı görün diye gösteriyoruz. Şimdi normale çevirelim de görünebilir hale gelsin.
Ben hemen halledeyim. Benim sol el zayıf. Arkadaşlar durum bu. Hız tabii ki yeni bir telefon olduğu için hızlı gelebilir size. Xperia'nın arayüzü de geliyor, o da güzel. Yani Samsung o bütün segmentlere Xperia'sı verecek anlaşılan. O zaman şimdi yeni telefonlarda ne yapıyoruz? Bir fotoğraf çekiyoruz. Selfie. Bir selfie çekelim. Önce bir arka kamerayla ben seni bir çekeyim istersen tamam. Abi. Şöyle bir şöyle. Aynen, ışığı da arkama alayım. Gerçi senin arkan biraz beyaz kaldı. 3 çektim. Fena değil. Yani fena değil. Bunun detaylarına bakalım. Bir de selfie çekelim senden. Şöyle bir selfie. Ben de böyle yapayım. Ayna modu kapalıymış tabi. Evet. Bu da fena değil. 16 megapiksel ön kamerası. Arkada da 16'ya 5 iki tane kamera var bu arada. Arkadaki kameralar aynen öyle. 16'ya 5. 16 megapiksel olan üstteki, evet, anladığım kadarıyla. Tabii. 5 megapiksel alttaki. Yani size yeterli bir kamera deneyimi sunuyor ama mesela şu olmadı bende abi. Abi inanmıyorum, nasıl video çekiyor bu, nasıl bir cihaz falan filan. Hani bu olmadı ama bu kötü fotoğraf çekiyor anlamına gelmesin. Amiral gemilerle kıyasladığımız zaman. Yani evet. Ama zaten amiral gemi olmuş 8000 lira. 8000, 9300 lira işte. Yani, şu an top fiyat o. Bir tane Samsung Galaxy Note 9 parasına şundan 4 tane alıyorsun. Evet. Aşağı yukarı aynı. Hani hepsi alıyorsun. Burada com'daki fiyat. Hani kontrol etmek için siz de aşağıda hemen link verdik. Oradan bakabilirsiniz. Hı-hı. 4 tane alıyorsun ya. Böyle bir şey olur mu? Abi işte öyle, öyle düşününce biraz daha böyle uygun maliyetli, işte fiyat, performans ve fotoğraf kalitesi noktasında böyle bir tık daha yüksek modellere bakmak gerekiyor. Bu arada hiç sarıyla da alakalı en ufak bir olay yok yani. Kutuda bir sürpriz var işte, sonra ters köşe. Ben şunun içinden yani çıksa isterdim bir sarı model. Sarı valla yani, o zaman kutu da siyah olsun, ne bileyim. Şimdi açalım. Bu Samsung'un şarj aleti. Aynen 1.5 amper. Yani Note 9'daki gibi böyle hızlı bir şarj sunmuyor olabilir ama şöyle bir durum var. Bunu test etmemiz lazım. Zaten hızlı şarj olsa şurada bir yıldırım adaptif, evet, şarj olurdu. Ama şöyle Samsung onu kendi işlemcisiyle. Aynen öyle. Evet abi. Mesela işte Exynos işlemci varsa en son Note 9'daki işlemcini 9810. 9810 da vardı. Evet. Ama şimdi burada Qualcomm Snapdragon 450 işlemci var, evet, arkadaşlar. Onda da yine hızlı şarj seçeneği var bu arada. Zaten belki de şurada yazıyordur hani quick charge falan diye. Quick charge o minnacık varsa vardır ama 1.55 amperle biraz hızlı gibi şarjı vermiyordur yani. Sanmıyorum. Hani 1 amper değil en azından. Evet, yani. Evet, 1.55. O iyileştirilmiş gene bir hızlı bir şarj. Bir de batarya büyük. 3500 mAh saatlik batarya var. Tam onu da söyleyeyim. 3500 mAh. Dostlar şimdi Snapdragon 450. 435 vardı önceden. Daha sonra 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam, evet, bir yıl önce Snapdragon 450 duyuruldu. Snapdragon 450'nin en önemli iyileştirmelerinden bir tanesi arkadaki çift kamera desteğiydi. Hı-hı. Sonrasında performans artışı 435'e göre neredeyse %25'lik bir artış, evet, vardı. Ve bağlantı konularında daha hızlı seçeneklerin sunulması. Yani bu orta seviye telefonlardaki iyi bir gelişmeydi. O nedenle Snapdragon 450 bana iyi geldi. Yani evet, şimdi fiyat noktasında böyle bütçeyi 100 lira daha yukarıya çıkarttığında yine Qualcomm'un bir tık üst işlemcili modelleri çıkıyor karşına. Ama orada da tamamen olay bütçeyle alakalı. Aynen. 710'lu mu? 636, 630 gibi şeyler çıkıyor. Haklısın. İşte Zenfone 5 gibi, P20 Lite gibi, orada tabii Kirin geleceğiz var. Yani ona geleceğiz. Aynen. Videonun sonunda ben şunu da söylemek istiyorum. Yani tamam kutusunu açtık ama bu kutu açma videolarını sizler için daha faydalı hale gelmesini istiyorum dostlar. Mesela yapmadığımız bir şey vardı önceden. Şimdi yapalım istiyorum. Bu fiyata başka hangi modeller vardı? Evet. En azından bu unboxing videosunda görelim. Bu arada kulaklık değişik bir kulaklık. Neye göre değişik? Note 9'a, S9'a göre değişik bir kulaklık. Daha ucuz. Daha ucuz. Hani leş değil ama mükemmel bir kulaklık da değil. Yalnız şu kablosu ilginç kalın değil mi abi? Kalın vallahi. Yani ben de anlamadım. Bu arada mikrofon şurada. Evet. Eski zamanları hatırlattı bana ya. Walkman kulaklığı gibi. Hmm. Yani şöyle konuşmanız lazım ya da döşünüzde dursa da olur şurada. Ama tutturacak bir şey yok. Tutturgaç var mı? Yok herhalde. Yok. Yani şöyle ama yok abi, zaten şu kısa olduğu için, bir dakika ben yanlış takmışım. Şu sağ olacak. Pardon. Bir de onun şimdi ilginç bir yapısı var. O kulağa saplama resmen ucunda böyle bir şey var. Üçgen gibi bir alan var. O bayağı kilitliyor galiba kulak içinde. Yani aynen, düşmez hiçbir şekilde. Ama şöyle bir tehlike olabilir. Bu da benim hayal gücüm olsun.
Birisi böyle yumrukla vurdu sarı zaman şuraya. O kulaklık girer bir daha çıkmadı ondan sonra. Yani daha iyi kulaklık sahibi olmuş olursunuz. Böyle bir kulaklığı var. Hani mükemmel bir kulaklık değil ama mikrofonlu ihtiyaç halinde işinizi görür arkadaşlar. Dursun bu kulaklık burada. Aynen, dursun. Şarj aletimiz dediğim mikro USB. Mikro USB. Keşke Type-C olaydı, iyiydi. Onun dışında kutudan bir şey çıkıyor mu abi? Yok abi, onun dışında herhangi şurada bir şey yok. Şurada bir şey var hani böyle bir koruyucu moruyucu yok. Yok, hiçbir şey yok. Durum bu. Şimdi gelelim. Yaklaşık 2000 liralık bu telefonu rakipleri kimler? Ona bir bakalım. Ondan sonra da ilk izlenimlerimizi tekrar paylaşıp bu videoyu kapatalım. Bu fiyat aralığında hani aşağıda tıkladık zaten. Hepsi burada linki var. Siz de tıklayıp bakabilirsiniz. Hepsi burada da satılan yine aynı fiyat aralığındaki telefonlara baktık. Rakiplerinden bir tanesi Huawei. Evet. Huawei P20 Lite. Yani Huawei P20 Lite fotoğraf konusunda bana soracak olursan Samsung Galaxy J8'den bir tık önde. Bir tık öndedir. Daha yani tasarım noktasında da bence bir tık önde. Tasarım konusunda da öyle. Hani Type-C ile desteklemek Hı-hı. falan olsun. Ama fiyatı da belki bir tık önde olabilir. Evet, bir tık yukarıda fiyatı. Evet, yani değişiyor fiyatlar. Bir ithalatçı garantisi var, bir resmi distribütör garantisi var. Yani hepsi burada. İnternet satışı var, mağaza satışı var. Telefonlara güvenebilirsiniz. Yani güven içerisinde alabilirsiniz. P20 Lite bir rakip arkadaşlar. Onu unutmayın. Onun dışında Xiaomi tarafında bazı ithalatçı garantili modeller var. İşte A2 Lite falan var. Aynen, Mi A2 Lite. O da bir yani, şey. O da bir alternatif. Sonrasında çok garip bir tavsiye olacak ama bilmiyorum hani mantıklı bir şey mi yapıyorum, siz de yorumda yazın. iPhone 6 var. Yani iPhone 6'yı ben tercih etmezdim, çok eskidi artık. Ama fiyat skalasına bakınca evet, alternatif ve hala yani, çok ilgi görüyor. Enteresan bir şekilde ilgi görüyor yani sıfır distribütörden garantili, Apple Türkiye garantili bir cihazdan bahsediyoruz. Yani bir tarafta Samsung Galaxy J8. Bir diğer tarafta iPhone 6. Yani iPhone 6 da evet eski bir model. Üstüne 6S çıktı. 7 çıktı. Üstüne 7 çıktı. 8 çıktı. Üstüne 7 Plus. Ama Plus'ı saymayalım. 8 çıktı. 7S çıktı diyecektim ya. Hakikaten ben de düşündüm bir 7S var mıydı diye. 7S var mıydı diye. Üstüne 8 çıktı. Ama hala iPhone 6 2000 lira fiyatta da mağazalarda var. Hani fiyat olarak bunun rakibi ama şunu söylüyorum. iPhone 6 mı Galaxy J8 mi? Yani ben J8 derim çünkü yani, daha güncel bir telefon en azından. Ben de açıkçası hani sıfır alınacak iki masada iki model var. Galaxy J8 mi iPhone 6 mı? Benim tercihim Galaxy J8'den yana olurdu. Ben de sana şaşırtıcı bir örnek vereyim mi? Direkt böyle aslında böyle konuyu kapatacak. Nokia 8 2100 lira bugün. Yani şeyde hepsi burada da 2100 lira. Snapdragon 835'li bir cihaz. Direkt amiral gemisi. Ya işte kafa karıştıran modeller aynen. Onu da baktık seninle beraber. Nokia 8, Zenfone 5 var. Bunlarda da hani işlemci tarafı daha güçlü. Kamera tarafı daha güçlü olan modeller var. Ama işte dönüp buraya geldiğinde de hani tasarımı fena olmayan, içerisinde Snapdragon 450 olan pili başarılı. Evet, 3500 mAh kapasite iyi. Büyük bir ihtimalle o PC Mark ekran açık süresi de iyi bir sonuç çıkacaktır bundan. Yani bir de malzeme kalitesini çok beğendiğim bir Galaxy J8 var arkadaşlar. Kaliteli bir plastik kullanılmış abi. O çok gösteriyor, belli ediyor kendini. Yani J8 az önce saydığımız örnekler şey gibi olmadı mı abi? Şampiyonlar Ligi'nde böyle büyüklerin olduğu torbaya düşen bir şey gibi, takım gibi. Aynen yani J8'in düştüğü gruplu. Bu gruptan nasıl çıkacak bunu göreceğiz arkadaşlar. Kutusundan daha yeni çıkarttık. İncelemesini tabii ki yapacağız. Test uygulamalarını kuracağız. Bizim bir platformumuz var. O platformda diğer saydığımız rakiplerle kıyaslamalarını yapacağız. Hı hı. Daha sonra size görüşleri objektif bir şekilde sunacağız. Hani artılarını da söyledik, eksilerini de söyledik. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Hani biz o kadar model saydık. Tabii canım yani bunların arasında hatta bunların içinde olmayan bir alternatif varsa onu da yazabilirsiniz. Ben onu da merak ediyorum. Aynen. Aşağıdaki yorum kısmını yazın arkadaşlar. Samsung Galaxy J8'in unboxing videosunu paylaştık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için yenilikleri sizlerle paylaşmak bizim çok hoşumuza gidiyor. Eğer sizin de hoşunuza gidiyorsa aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu verdiğiniz destek bizim için önemli. Onur, sen ne diyorsun? Yorum alalım. Ondan sonra da izleyicilerimizin yorumunu isteyeceğim. Güzel bir telefon bence 2000 lira bandı için.
Onur beğendi. İlginç bir şekilde Onur beğendi. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum kısmında yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayanlar varsa lütfen abone olsunlar. Bu aralar coşturuyoruz teknoloji videolarını. Kaçırmayın lütfen. Şu renkte çıksaydı iyiydi ya. Ben şu an not tutuldum. Hani böyle bakıp duruyorum. Çok içlendim. Söyleyelim Samsun'a. Evet, evet. Varsa bu rengi göndersinler. O zaman şöyle diyeyim. Yani inceleme videosunda sarıyı isteyelim. Varsa öyle bir varsa renk isterim. Türkiye'de. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.